Merhaba gençler. Şimdi de 7. sınıf matematik konularının artık son bölümlerinde daire grafiği ve diğer grafiklerle ilgili ilişkisini ilişkisiyle ilgili soruları çözeceğiz. Burada daire grafiği ile ilgili genelde sorularımız hep yüzde ve orantı kullanıyorduk. Eğer konu tekrar istiyorsanız mutlaka konu anlatım kısmında dinleyin, izleyin, sonra bunu çözmeye başlarsınız. Buradaki sorularda diğer grafiklerde daire grafiğine dönüştürme ve daire grafiğini yorumlama ilgili sorulardır. Şimdi bakalım ilk sorumuza. Burada sütun grafiği var. Kolay bir soru. Buna göre diyor ki bir yıl önce gelen faturaların yüzde kaçı yazmayacaksın? Yüzde kaç? Yüzde bulacaksın. Önce ben buradaki istenen şeyi oran olarak, kesir olarak buluyorum. Yani kaçta kaçı yazmayacaksın? Önce bakalım toplam sayıya. Bu 200. Burası 150. Burası 350, burası da 100. Toplarsak bunları bakın 300, 500, 700, 800 yapıyor. 800'de yani tamamında yaz mevsimi 200. 800'de 200 diye bir oran var. Bunu ne yapacağım ben? Yüzde yapacağım. Çünkü yüzde istiyor. Direkt 8'e bölsem payda 100 oluyor ya. Yani 8'e böldüm, burası 100 oldu. Bu da ne olacak peki? 25. O da %25 olduğunu böyle bulmuş oldum. B şıkkı oluyor. 2'ye bakalım. 2 tane grafik var. Grafik 1 kız öğrencilerin kan grubuna göre dağılımı diyor. Grafik 2 de erkeklerin kan grubuna göre dağılımını söylüyor. Okulda toplam 1200 tane erkek var. Yani bu grafiğe ait. 900 tane kız var. Bu da bu grafiğe ait. Bu okuldaki A kan grubuna sahip kız öğrencileri ile B kan grubuna sahip erkek öğrencilerin sayıları toplam. A kan grubuna sahip kız, yani burası lazım buna. Demek buradaki açıyı bulacağım. 120, 70 daha. Bak bunları toplayalım. 120, 70, 90 var. Burası bakın şu 90 derece. Tamam 360'da bunları toplayıp çıkaracağız birazdan. 0, 9, 9, 18 elde var. 1, 2, 280'miş. 360'dan 280'e çıkarırsam buraya ne kalır? 80 derece kalır. 80 derecelik yerdeki veriyi istiyorum. Peki ben ne biliyorum? Grafiğin tamamı 900 tane kız var. Yani şu 360 derecelik yerde 900 kız var. 80 derecede ne kadar olacağını bulacağız. İçler dışlar çarpımı yapalım isterseniz. 360 çarpı x eşittir 80 çarpı 900. Burada ben 360'ı şimdiden karşıya bölme göndereyim, sadeleştireyim. Birer sıfır götürebilirim. Mesela 900'ü ve 36'yı 9'a bölsem burası 100 yapar, burası 4 yapar. 8'i 4'e bölsem 2 yapar, 2 çarpı 100'de 200 yapar. Demek burada 200 tane kız var. Geldik diğerini B kan grubuna sahip erkekler, yani burayı bulmam lazım. 120, 200, 240, 360'dan da önce açısını buluyorum. 240'ı çıkarırsam 120, yani B burada 120 dereceye sahip. Bu grafiğin tamamı 1200'lük. Yani yine şunu yapıyorum. 360 dereceye 1200 tane öğrenci geliyorsa bana sorulan 120 dereceye ne kadar öğrenci gelecek ki, burada kat var. Yani 3'e bölünmüş hali var. O zaman bunu da 3'e bölersek olur bize 400. Demek burada 400 tane öğrenci var. Bana bu ikisinin toplamını soruyor. 400, 200 daha 600 yapmış olur. Evet, soru 3. Söylediğim gibi bir daire grafiği var. Bunu neye çevirecekmişiz? Sütun grafiğine. Şöyle şıklar gözüksün. Biraz daha tam ekranı yapalım bunu. Küçülsün. Evet. Buradaki verileri görüyoruz. Aylık ulaşım gideri 300 liraymış. Yani %20'lik yerde 300 varmış. Buna göre diğerlerini bulacağız diyor. Şimdi isterseniz tamamını bulun. İsterseniz buradakilere göre yapalım. Ama yapacağım şey şu. %20'lik yerde 300 lira var değil mi? Ben burada yüzde ve lira arasında bir oran görüyor muyum? Görüyorum, çünkü bu kaç katı dersek 15 katı değil mi? 15 çarpı 2, 30, bir de 0'lar 300. Demek yüzdelik kısmın 15 katı kadar ne var? Lira var. Her dilimde. Yani burası zaten biliyorum. %20 ulaşım yeri, burası 300 lira olduğunu biliyorum. 15'in de 15 katını bulacağım. 15 çarpı 15, 225 lira yapar. 300'ün de 15 katını bulacağım.
450 lira yapar. Bakalım hani burayı bulmaya gerek kalacak mı? Tek tek bakalım. Ulaşım, kırtasiye, eğlence 3'ü. 300, 225, 450. Bu da 300, 225, 450 değil bakın. 350 burası. Gitti. Bu zaten 300'den başlamıyor. 350'den başlıyor. Gitti. Burası 300. Bakalım bu da 300. İki şıkkı karşılaştırmış şu an. 225 bakın. Evet. 250-200'ün arasında bakın burası. Ama bu 350. O zaman bu da gitti. Zaten C şıkkı olduğunu gördük. Diğer gıda kısmını bulmaya gerek kalmadı. Yine bir tam ekran yapıp soru 4'e bakalım. Evet, soru 4'te de bize bu tabloya ait daire grafiğini sormuş. Buradaki giderler bakın hep gelirler var. Pardon, hepsi artı olduğuna göre. Bu da belirtili bakın. Bu giderleri ve gelirlerin tablodaki açılarını bulacağız aslında biz. Grafikteki açılarını bulacağız. Burada hepsindeki 3 sıfır var ya, bunları bir gönderelim. Çok önemli değil çünkü bunlar yine sonradan yazılabilir. Şuna bakalım. 32, 28, 12, 18 diye düşünebiliriz bunları biz. Çünkü sonuçta ben oran yapıyorum. Oran da zaten sadeleşecek bunlar. Şimdi toplam sayıya bakarsak burada 30, 50, 60, 70, 80, 90 var. 90 lira diyelim. Artı 90 var yani. Şimdi bu 90 toplam sayı olduğuna göre, yani 90 lira diyelim. Toplam grafiğe dağılacağına göre, bütün grafiğe dağılacağına göre grafikte bu 360 derecelik yer kaplar. Yani kaç katı kadar? 4 katı kadar yer kaplar. Yani hepsi 4 katı kadar yer kaplayacak. Bunu çarparsam 4 ile 8, 12. Yani 2017 bir kere olacak 128. Yani C gitti, D gitti. Geldik buraya. Çarpacağım 4 ile. 32 elde var. 3. Yani 8, 11. 112 olacak. 2018 yılı 112 olabilir. Ve bu da gitti bakın. 2018'i 112 değil burada. Demek ki A şıkkıymış. Evet, geldik soru 5'e. 9 tane oyuncak kulesinden ikisi sarı, 3'ü mavi renkli, geri kalanları pembe. Yani 2, 3 daha 5, geri kalan 4 olur. 4 tane de pembe renkli varmış. Bunların renklere göre dağılımları nerede? Yani açı bulacağız. Bir kere ne yapıyorum? Ben tamamını buluyorum bunları. Tamam, 9 tane değil mi? 9 tane oyuncak bütün grafiğe dağılacağına göre bütün grafikte 360 derecedir. Yani bu kadar yer kaplar. Buradan kaç katı olduğunu görüyorum? 40 katı. Demek hepsi 40 katı kadar yer kaplayacak. Bunu çarparsam 40 ile 80 derece. Bunu çarparsam 40 ile 120 derece. Bunu çarparsam 40 ile 160 derece olur. Bakalım sarı 80, 120 zaten A şıkkında ikisini de görüyorum. Var. Geldik 6'ya. Bunu biraz küçültelim ki şıkları da görelim. Fazla büyüttük. Evet. Diyor ki Kadir Has Koleji'ndeki 8. sınıf öğrencilerinin tuttukları takımlarla ilgili anket uygulanmış ve bunlar da sütun grafiğinde gösterilmiş. Bu sütun grafiğindeki verilerin daire grafiğindeki yerini soruyor. Hemen şuna bakıyorum. Her zaman toplamı bulacağım önce. Bu 30. Bu 30. Bu 20. Bu 40. 30, 60, 100, 120. 120 tane kişi, yani öğrenci, bütün grafiğe dağılacak. Yani bütün grafikte 360 derece yer kaplayacak. Yine buradan kaç katı kadar olduğunu görebiliyorum. 3 katı bakın. Demek ki kişi sayısının 3 katı kadar derece olacak. Yani bu 30'un 3 katı 90 derece. Bu da 90 derece olacak. Bu 3 katı 60 derece. 3 katı 120 derece olacak 3 katı. Bunun yani GS olan yer 90, FB 90 aynı olacak. Bir kere bu değil bakın, 90 değil burası. Bu 90, FB 90 değil. Bu 90, bu 90 ikisi de burada var bakın dursun. Burada FB 90 değil. Demek ki ikisinin 90 olduğu zaten C şıkkı varmış. Evet, soru 7 biraz büyütebilirim, ekran çok az. Evet. Diyor ki burada süre ve günlerle ilgili bakın bir bilgi var. Osman ve Sıla'nın 4 günlük çalışma süreleri verilmiş. Hangisi yanlış diye soruyor. 4. günde Osman'ın ders çalışma süresi Sıla'dan daha fazladır. 4. günde bakın Osman pembe, evet 5 saat. Sıla mavi 4 saat. Daha fazla Osman. Doğru. 3. gün Osman ve Sıla'nın ders çalışma sürelerinin ortalaması 3 saattir. 3. günde bakın
Biri 2 saat, biri 4 saat çalışmış. Toplarsam bunları 2, 4 daha 6 yapar. Bunu da 2'ye böleceğim. Kişi var ya, ortalamayı buluyorum. 3 yapar, 3 saattir yani. Doğru. Slam'ın ikinci gün ders çalışma süresi. Hemen bakalım, Slam mavi ikinci günde kaç? 3. 3 saat. Birinci güne göre %50 artmıştır. Birinci gün peki kaç burada? Sıla yine mavi. Birinci günde kaçtır? 2 idi. 2 saat. %50 artmış demesi yarısı kadar artmış demektir. 3'ün 3 saatti ya. Pardon, ikinci gün çalışma süresi birinci güne %50 artmış. Yani şunu düşünüyoruz. Birinci günden ikinci güne geçerken süreyi düşünüyoruz burada biz. 2 saatti ya. Burada yarısı kadar mı artmış acaba? %50 yarısı demektir. 2'nin yarısı 1 saat. Evet, doğru. Demek ki 1 saat artmış, %50 kadar artmıştır. Doğru. Osman'ın 4. günde ortalama ders çalışma süresi tam 4 saattir diyor. 4 günde pardon. Yani Osman'ın ortalamasını bulacağız. Osman neler var bakın? 5 var. Artı. 2. gün 3 var. Sonra 3. gün 2. Son günde yine 5. Bunları toplayıp 4 gün var ya, 4'e bölmem gerekiyor. 10, 15 yapar. 15 bölü 4. Tam 4 yapmaz. 3 virgüllü bir şey yapar. O yüzden Denizli yanlış olur. Evet, soru 8 burada ama diyor ki şöyle bir yine ekranı küçültelim. Buradaki bilgiye göre ki soru yapılıyormuş. Diyor ki soruda bu senin bir miktar sarı, kırmızı, mavi bilyesi bulunmaktadır. Aynı renkte olan her bir bilye eşit ağırlıktaymış. Dairesel grafikte birincisinde bu bilyelerin sayıca ağırlığı. Burada bir sayıca kaç tane oldu? 1400 tane diyor ya, 1400 diyor ya, bu buraya ait. İkinci grafikte ise toplam ağırlığın renklere göre dağılımı. Yani bu da gram ya bakın. Bu da ikinci grafik. Bu gramlarla ilgili. Bu da sayılarla ilgili. Diyor ki buna göre Buse'nin kaç tane mavi bilyesi var? Yani şu. Bu toplam 1440 değil mi? Yani bütün grafikte kaplıcağı derece 360. Yani 360 derecelik yerde 1440 tane bilye var. Bana neyi soruyor? Mavi. Mavi kaç derece? 150 derece. Ne kadar yer var? Peki burada bir kat var mı, ona bakalım. Mesela birer sıfırını düşünmezsek 36, 144. Bunu ben çarpsam 4 ile tam olur. 36 çarpı 4, 144 yapar. Demek ki 4 katı kadar vermiş. O zaman bu da 4 katı olacak. 150 çarpı 4 ne yapar? 600 yapar. Demek ki 600 tane mavi bilye var. Ve diyor ki, aşağı inebilirim biraz. Bu senin sarı renkte bir tane bilyesi kaç gram? Önce kaç tane sarı bilyesi var? Onu bulalım biz. İlk grafikten değil mi? Şimdi yine aynını yapıyorum. 4 kat değil miydi bakın buradan? Değil mi? Onu gördüm ben. 4 kat kadar olacak. Açının 4 katı kadar bilye var. Sarı 90. O zaman 90'ın 4 katı yapar. 360 tane bilye var sarıdan. Peki bu sarıların ağırlığı ne kadar toplam ağırlığı? Şimdi onu da buradan yapacağız. Bir kere bakın. Yine bütün grafik değil mi burada? Bak, bütün grafik 360 derece. O da gram olarak 7200 grammış. Yani kaç katı burada bakın? 2 kat. Değil mi? 2 katı olduğuna göre 180 bakın burada. Bunun açısı 180 derece. Sarı olan yer. 180 derece de o zaman çarparsın 2 ile ne yapar? 3600 gram yapar. Burada bir hata yaptım. Hemen düzelteyim. Niye? Çünkü 2 katı demiştim ama 7200, 720, 20 katı yani. Bu da 20 katı olacak. Şimdi 3600 gram oldu. 20 katı değil. Yani 2 katı değil, 20 katı olacaktı. Yani ne aldım ben buradan? Bu kadar sarıların hepsi toplamda 3600 grammış. Kaç tane sarı var? 360 tane sarı var. 360 tane sarının ağırlığı 3600 gramsa bir tanesini nasıl bulacağım? 3600'ü böleceğim 360'a. Burada birer tane sıfırı sildim. 360 36'ya bölsem 10 olur. Yani Bursa olur. Evet, son sorumuz burada. Soru 10. Ve diyor ki buradaki çizgi grafiğine ait ne var? Daire grafiğini bulacaksınız. Yani 150. Şöyle yapalım. 150. Soru 50. Çarşamba 200. Perşembe 100. Cuma 200. Topluyorum. 0, 5, 10, 15'in 5'i elde var. 1, 3,
4, 6, 7. 750 yaptı. Ne yapıyorum? 750 olan ne bu? Soru. Bütün grafiğe dağılacak ya. 360 derece. Mesela neyi bulalım burada biz? Her şıkta farklı ona bakın. Mesela pazartesiye bakabilir miyiz? Bakabiliriz. 70 ya da en aza bakalım. 50 değil mi en az burada? Hangi gün? Salı değil mi? Bakın salıya bakalım hepsinde farklı mı? 24, 40, 30, 25 hepsinde farklı. Yani salıyı bulsam sıkıntı yok. 50 soruyu buluyorum. Bunu bulacağım. Peki 750, 50. Kaç katı var burada? 15 katı var. Yani aşağı doğru aslında 15'e bölünmüş. O zaman 360'ı da 15'e bölsem kaç tane, kaç derece olacağını bulacağım. Bulalım. Burada 2 kere var önce. 30 yapar. Bu da 4 kere var. 60 yapar. Demek ki 24 derece olacakmış. Salı. O da nerede var bakın? A şıkkında var. Yani Adana. Evet, böylece Gold testi bitirdik. Şimdilik herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşürüz.